through the sun rays and I...
He? Abi senin iş ne zaman biter? Biz de tekneyi yıkamaya geldik ama sen peşimizden geldin. Şey birazcık geri alabilirsen eğer tekneyi bir köpürtüp bir şey yapalım ya. Tamam sağ olasın. Ben şunu alışayım biraz. Have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
Maceramız bu kadar. Şimdi biraz sonra size tekne hakkında detaylı bilgi vereceğim. Nasıl bir tekne? Nasıl gidiyor? Kaç kişi giderseniz sonradan buradan rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Mesela şu an yıkamayı, duşu buraya almışlar. Önceden buradaydı. Yukarıydı. Şimdi buraya almışlar. Güzel bir rahatlık olmuş teknede. Dediğim gibi işte bu trimini, tekniğin motorunu yıkarken içeriye
Gelmenize gerek kalmadan oradan yapabiliyorsunuz. Haricinde balık bulucumuz sonrasında başta bize normal sabit olanından yapmıştık. Çünkü burada bir şey yaptılar. Buradan güzel etmiştik insanlarıza. Balayı dönüşünde yapayım ben sana bunu. Burada gelirken de brandamız açılmıştı eskiden. Kısa paramparça olmuştu. Şuradan tutsana Furkan Bey. Şu üstteki brandanı şöyle. Açılıp kapanıyor. Daha kullanışlı, güzel olmuş. Açacak mısın? Ha? Tentesini açacak mısın? Şimdi açarsan çok güzel. Eyvallah. Peki tekneyi kurularken ne tip bezler kullanıyorsunuz? Evet, eski akletini çıkardı şu an. Evet, alın terini görüyorsunuz. Yeğenim kaç basıyor bu? Yeah.
şey oluyor bunda. Yerin içeride kronik hastalığı başlıyor. Emre Bey, peki bunun için kullanıyorsunuz? Şunu da açıklar mısınız? Yani bir el vinci. Peki tekne ehliyeti aldıktan ne kadar süre sonra tekneniz oldu? Peki böyle bir tekne almanın maliyeti nedir? Değişiyor yani, hani motoruna göre değişiyor. 100 bin liradan başlıyor. Peki bunu alırken size ek olarak sunulan opsiyonlar nelerdi? Önemli olanlar nelerdi? Keyfe keder aldığınız opsiyonlar da var mı? İçerisinde tuvalet var. Normalde şurada lavabosu vardı. Biz lavaboyu istemedik. Koltuk istedik. Bunun akabininde 60 beygirlik olanını istedik motorun. Motor 60 beygir olsun dedik. Biraz güçlü. Onlar da aynısını söyledi. 30 beygirliği hiç kullanmadık zaten. Şurada 60 istedik. Peki ilk defa tekne sahibi olacak arkadaşlar var videoyu izleyen. Onlara önerileriniz neler olacak? Kesinlikle büyükten başlamasınlar. Büyük tekneden başlayıp peki yorumlarda sıklıkla karşılaşmış olduğumuz bir soru var. Takdir edersiniz ki herkes bu tip motorların ne kadar yaktığını, ülkemizde benzini veya yakıtı nereden aldığınızı öğrenmek istiyorlar. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Yani 50 beygirlik motor, ben aynen aynı yerde. Sonuçta 2-3 gün böyle bir garantide gidiyor. Yani 100 kilometrede ortalama yarım bir depo. Yani 2-3 depo falan. Ortada arabanın 100 kilometresiyle motorun 100 kilometresi farklı. Peki kilometre hesabı mı, deniz mili hesabı mı bunlarda? Ben kilometre yapıyorum. Normalde mil olarak yapıyorlar. Ben kilometre yapıyorum. Yani balık bulucuda da o özellik var. 20 kilometre mi diyor? Ben kilometre olarak hesabını veriyorum. Mil hesabı.
ülkemizde kullanılan birçok motor firma motor türü var ve bunlardan biri de Mercury. Artı yönleri nedir, eksi yönleri nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Gelirken eğer sorunlu bir motor olmuş olsa benim de bunu satmaz diye düşünüyorum. Özellikle satın, normalde Honda da vardı. Yamaha da vardı. Bunları sordum. Benim için hiç problem yoktu. Hangisini istiyorsan tabii. Çok daha vardı. Ben de buna yer veriyorum. Dediğimde bir fiyat vardı. Peki motorun servis bakım aralığı nedir? Ne sıklıkla servise gitmesi gerekiyor? Ya da kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Şimdi bakımında şu an 25 saatlik bir bakım var. 25 saat sonra bakıma girmesi gerekiyor. Şu anda 8.7 8.7 aşağı yukarı 9 saat olmuş alalım. 25 saat olduğunda bakıma yapacağız zaten. Ona göre işte acil neyi varsa işte 25 saat kapında değişirse motor 100 saat çalışacak giderken, ondan sonra işte servise girecek. Şimdi size iki sorumuz daha var. Teknemizi römörklü bir tekne, garajdan çıkardık ve limandan denize indirdik. İlk dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? Bir de denizden çıkardığımızda tekrardan römörkü yüklerken dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir? Bunları biraz açıklayabilir misiniz? Denizden çıkardıktan öncelikle şuraya iyi bakalım. Bak, arabaya yükledim. Şöyle gösterebilir misin? Gözüküyor mu şunun tıkları? Evet. Şunlar. Evet. Şunlar yolda giderken birden söküldü ve bu boşa çıktı. Şöyle kelepçelerden bahsediyoruz. Şu boşa çıktı. Tekne geriye doğru gidiyordu. Allah'tan yandaki o koruma bantları takılıydı. Koruma bantları takılı olduğu için tekne fazla geriye gidiyordu. Onları kontrol etsinler. Şunu çok sağlam bağlamaları gerekiyor. Şu sesi duymaları gerekiyor. Lakin de esnektir yani. Bu daha sıkı olması gerekiyor. Sonra şunları çıkartmaları gerekiyor denize girerken. Bunlar bak buradan ayarlanabilir, çıkarabilir. Çıkı yapılmış. Sinyaller mi? Böyle soketli yapmışlar. Şimdi biraz zarar görmesin. Sonrasında tekrardan şıkkı takıyorsunuz. Sonrasında denizden çıkmadan önce yukarıya kalkıyorsunuz. Zarar görmesin benim için. Peki bize burada yazanlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Hangileri? Teknenin karnesi gibi. Tabii tekne şimdi bir kişiyle birlikte, motorla birlikte toplam 900 kilo ağırlığı var. Evet. Teknenin C kategorisi var. Bir de model numarası var. Burada gördüklerimiz bunlar. Bu teknenin yapım yeri neresidir peki? Teknenin yapım yeri Yalova. Sanayi sitesi. Güzel bir arkadaşlar bunlar da. Başka bayağı bir önce aldım derken çıktım ama hiç öyle değiller. Yani malı satmak için adamlar malını satmıyor. Adamları satıyor, arkası var. Bazı firmalar var işte. Herkese görüyoruz. Bu firmalar
beraber mesela ama bunu satayım da aman neredeyse olsun. Teknemizin müzik sistemi var mıdır? Var. Şurada teybimiz var. USB çıkışlı. Silah olan. Şuradaki yerin içerisinde teyri var, USB çıkışlı. Şunlar hoparlörlerimiz. Burası kamerası. Yani iki kişi rahat yatabiliyor. Güzel bir kamerası var. Direksiyonu biraz Mustang'in direksiyonuna benzemişler. Güzel duruyor şekil. USB çıkışı da var zannedersem direksiyonda. O çakmak çıkışını ona özel koydum. Güzel bir motor yani. İlk başlayanlar için keyifli bir motor. Kesinlikle tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Yani normal bir 4x4 bir aracınız varsa bunu rahatlıkla çekebilir ki biz aşağı yukarı 2000 km yaptık. Ve burada motor yaptık 2000 km'yi. Ortalama hızımız da yani 110, 120, geri geldi 130 da yaptık ama çok fazla o kilometrelere çıkmadık. Genellikle 100-110 arasında gezdik. Yol bağlantı ekipmanlarının olduğu yerlerde, onun birleşme yerlerinde bir tek pist yok. Ve en tarafta arası kontrolü sağlamak gerekiyor. Ama bunu 110'u geçmeyin. Arkadaşlar sol alt tarafta kanalıma abone olmayı. Al şunun neresine basıyorsan bas da. Neresine basıyorsan bas. Arkadaşlar, Emre arkadaşımız bu videoda tekne alırsanız şayet nerede yıkayacağınızı dert etmeyin diye en yakın oto yıkamacı da yıkadı. Demek isterdim ama gerçekten onu yapmadı. 2 lira su, 2 lira köpüklü yıkamada yıkadık. Duygular tarif edilemez. 100 bin liralık bir tekneniz var. Hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir hortum, su bulduğunuz her yerde yıkayabilirsiniz. Kendisine bize bu dönemi yaşattığı için teşekkür ederiz. Arkadaşımızın bahsetmiş olduğu sıradan bir 4x4 diye Range Rover'ın Evoque serisinden bahsediyor kendisi. Sıradan dediği araç yaklaşık şu tekneden bir 10 tane alıyordur diye düşünüyorum.
Hop hop hop. Hop dur hop. Gel. Tamam. Elinize sağlık Emre Bey. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar Emre arkadaşımız teknesini yıkadı. Jet skisini almak üzere üst kata doğru çıkıyor.